Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü tesip dersimizde bir önceki öğrendiğimiz tesip dersindeki birinci sayfadaki nüans çizgilerimiz, yatay bir şekilde açık orta degrade değerlerini ufacık hatırlayacağız. İkinci sayfadaki basit değerlerimiz, sade basit yapraklar ve tek dişli yapraklar. Ondan sonra asıl dersimize geçeceğiz. Asıl dersimizde 3. sayfamızda karşılıklı tek dişli, iki dişli. 4. ve 5. sayfayı ben birlikte veriyorum. Akademik olarak elinden geldiği kadar adım adım sizler için daha kolay algılayıp öğrenebilmeniz adına ben bütün çizimleri mümkün olduğu kadar ayırıyorum. Bugünkü göreceğimiz 3. ve 4. sayfalarımız biraz sonra zaten dersimize geçtiğimizde başlayacağımız devam edecek. Sonra karşılıklı 5 dişli yapraklarımızı yapacağız. Vaktimiz yetişirse 5. 6. dersi de belki bugün çekimini yapabilirim. Belki bugün sadece 3 ve 4. dersi yapabiliriz. Şimdi hemen çizimimize başlıyoruz. Evet sevgili öğrencilerim, kameramızı ayarladık. Şimdi öncelikle 3. dersimize geçmeden önce ne demiştik konuşmamızın başında? 3. dersimizi 4 ve 5. sayfaları ben birlikte verdiğim için bugün yapacağımız dersler karşılıklı tek diş yaprak, karşılıklı iki diş yaprak, sonrasında 3 ve 4 dişli yaprakları anlatacağız demiştik ve yaprak tasarımına geçmek için. Ama bir önceki dersleri ben her bir sonraki derste tekrar ediyor olacağım sizin için. Hemen hatırlayalım, biz birinci derste ne yapmıştık? Açık, orta, koyu, degrade çizgi değerleri yani nüanslı çizgi çalışmalarını öğrenmiştik sevgili öğrencilerim. Hatta size ev ödevi vermiştim biliyorsunuz. Bir basit yaprak bir elinizin altında şöyle hemen gösterelim. Ben sadece hatırlamanız için bunu göstereceğim. Açık, orta, koyu. Elimi kaldırdım. Bakın açık, orta, koyu. Çizgi değerleriydi. Hatırladık. Açık, orta, koyu. Ne yapmıştık? Birbirlerine yay şeklinde. Ve ne demiştim? Sabırla. Biraz yavaş olacağız demiştik. Yavaş yavaş, hiç acele etmeden dedik. Sonra çizgi değerlerini geçtik. Ne yaptık? Kendi içinde salyangozları, kendi içinde tatlı dönüştü, belki sonra bulutlara döneceğiz demiştik. Şöyle bir hatırlayalım. Hemen bakalım. Salyangozlarımız, tepe noktalarımız, sonra tepe noktalarının nüanslarla verildiği pençleri yapmıştık birlikte. Ve açılışlı ve öğrencilerim de papyon adını verdiği daha ziyadesiyle şu aradaki ağdaki gibi gonca güllerimizi görmüştük. Yavaş yavaş sayfanın sonuna gidelim. Evet. Burada birbirinin devamında açık, orta, koyu, bunların daha miniklerini hatırlarsanız klasik tesibin içerisinde kullanıyor olacağız demiştim size. Hemen şurada minicik göstermek istiyorum. Şöyle. Koyu, 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 orta, koyu, koyu. Bakın bu kadar minik. Şöyle kamerayı yaklaştırdığımda ne kadar minik olduğunu göreceksiniz siz de. Aynı şekilde şurada da bir tane göstereyim daha kolay görebilmeniz için. Bakın. Bunları da bakın. Şimdi çizdiğimi minicik göstereceğim size ve tekrar bir çizim göstereceğim. Gördünüz mü? İlk derste bunlardı. Bakalım. Şurada minicik bir tane daha elimi takip ediyorsunuz. Ne kadar rahat tepelerdeki koyuları koyuyorum. Sonra bunların kıvrım dallar olduğunu konuşmuştuk. Ve ne demiştik? Kendi içine koyu koyu koyu, orta koyu 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 koyu. Bunları yaptığımızda sonra bunları klasik bulutlara döndüreceğiz demiştik. Ve birinci dersinizden sonra bunu hemen koyalım kenara. İkinci dersimizde sadece basit yaprağa geçmiştik. Sade basit yaprak. Şurada tekrar edelim sizin için sade basit yaprağı. Bir tane elimi takip ediyoruz. Başlangıç noktam. Önce sırtımı çizdim.
açık orta koyu, neydi burası, sırt. Küçük bir karnım ve göğüs kafesim olduğumu düşünüyordum. Bu karnımın ve göğüs kafesimin dışından dolaşarak küçük bir S hareketi veriyorduk. S hareketini size böyle göstermiştim. Kendisinin üçte biri kadar ileri bir küçük katlanan kısım, ama bu kadar kalın değil, değil mi? Daha zarafet ve burada küçük bir zariflik katarak demiştik. Evet, ikinci dersi şöyle bir göstereyim. Bunları Instagram'da tekrar sizin için paylaşacağım olmazsa. Şöyle sizin ekranda görmenizi sağlayalım. Her birinde rakamlar var. Yukarı doğru gittik. Ondan sonra tekrar başlangıç noktasından geldim. Ve onları birbiriyle ne yaptım? Kavuşturdum. Başka hoca hanımlarda yukarı kadar koyu gidip koyudan tekrar aşağı gelenler var demiştim. Ama ne demiştim? İşinizin daha kolay olabilmesi için hep başlangıç noktalarını takip edip yukarı gidip tekrar aşağıdan gelin. Şimdi bu da ikinci dersimizdi. Biz bugünkü üçüncü dersimizi hemen alalım önümüze. Şimdi dersimizi şöyle alta koyup hem kirlenmesini engelleyip hem de size anlatıyor olacağım. Hatırlarsanız bizim için çok yardımcı olan bir malzememiz var demiştim. Hamur silgi. Şöyle bir düzgün ekrana koyayım görebilmeniz için. Evet, gördüğünüz gibi 3. sayfamızda karşılıklı tek diş, 2 diş yapraklar var. Şu alanı hemen temizleyeceğim. Evet. Bakın, hamur silgiyle fazlalığını alıp sonra ayrıntılarını hemen veriyor olacağım. Bir dakika. Sizden bir kısa bir süre izin. Evet. Şimdi geldim, beyaz sayfadayım. Ve ne demiştik? 3. sayfadayız demiştik. Bu bizim 3. sayfamız. Karşılıklı tek dişli yaprak çizeceğiz sevgili öğrencilerim. Tekrar ediyoruz. Şuradan başlangıç noktası. Her adımımızın başı hep başlangıç noktasıyla başlıyor demiştik. Başlangıç noktası. Ben sizinle bunu konuşurken ne demiştim? Elinizin şurasının üstünde çok rahatlıkla gideceksiniz. Hatta demiştim ki ağırlık olabilecek olan yüzüklerinizi, saatlerinizi kolunuzdan çıkarıp bileğinizi rahatlatın demiştim. Şimdi bu elimin şuradakinde çok rahat ve açım çok tatlı bilekten kayacak, gördünüz mü? Çünkü küçük alanlar çiziyorum. Hadi başlayalım. Ve sayfamı da 70 derecelik açıyla koymuştum. Başlangıç noktam, çok yavaş bir şekilde şeffaf, açık, orta, koyu gittim. Neydi arkadaşlar bu? Sevgili öğrencilerim, bu sırttı hatırlarsanız. Ve ne yapıyorduk basit yaprakta? Küçük karnımı ve göğsümü koyuyordum. Ve sonra burada tek diş koyuyordum. Şimdi değişen bir durum olacak. Eğer ben karşılıklı iki dişli yaprak yapacaksam veya karşılıklı başladığımız bugünkü ders karşılıklı tek dişli yaprak yapacaksam sonra iki diş, üç diş hep gidecek. Artık sırtı değil ben omurgayı çiziyor olacağım. Artık bunun ismi omurga arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktam neresiydi? Burasıydı. Biz sırtta yaptığımızda, sırtta ne yapmıştık? Önce tatlı bir yay çizmiştik ve tek bir diş çizmiştik. Hatırladınız mı? Tatlı bir yuvarlaklıkla 1/2 kadar geri dönmüştük. Geri dönmüştük. Ve buradaki küçük karnımı ve göğsümü ne yapmıştım? Burayla bakın birleştirmiştim, hatırladığınız gibi. Sonra ne demiştim? Kendisinin üçte biri kadar ben tatlı bir şekilde buraya iki noktadan katlanan koyarım. Bu sırttı. Şimdi bakın, sade yaprakta ve basit yaprakta mutlaka sırt. Tamam. Tek dişli sırt. Sade. Burası yoksa, sadece sade bir yapraksa bu. Evet. Bakın. Elimi takip edin. Sade yaprak.
Bu neydi? Tek dişli yaprak. Şimdi kalemin ucunu bu arada bitirdim. Hemen onu hallediyorum. Onun için durdum. Evet. Şimdi ne dedik? Sırtta. Tek dişte ve sade yaprakta sırttan gidiyoruz. Artık ne demiştim az önce? Omurga. Omurgada, ben omurgayı çiziyorum arkadaşlar. Hatta bunu derslerde omurgamızı da sevgili öğrencilerimde vücudumuzdaki omurga nerede arkadaşlar diyerek göstererek de kendilerinin omurgasına dokunmasını sağlayarak da tekrar hafızada kalması için bir şeyi görsel olarak öğrendiğinizde emin olun bu çok daha kalıcı oluyor. Bundan emin olun. Şimdi küçük bir yay çizdim. Yukarıya da bir yay çizdim. Aynı buradaki yayım gibi ben bu her bir yaya doğru gideceğim. Şimdi arzu edersem sağ. Sağ, arzu edersem sola başlayacağım yapraklarda. Bu yeni aldığım 0-3 uçlar çok fazla kırılıyor. Biraz fazla pahalı ama arkadaşlar 0-3'ün Pentel diye bir markası var. Bu arada bilgi vereyim, sizin de bilginiz olsun. Evet, biraz pahalı ama gerçekten iyi bir uç. Normalde ben Tombow'nunkini ya da Rotring'in tercih ediyorum. Bu 05 ve 07 kalemler için de aynı şekilde geçerli. Aynı şekilde bu kullandığım 05 ve 03'lerde de aynı şekilde 05'ini, B'sini ve 07'sini kullanabiliyorum. Bu arada size diğer uçları da göstereceğim az sonra. Şimdi çizim düzenini bozmadan. Bu Faber-Castell'in bir 03 kalemi. Biraz fazla pahalı bir kalem. Ama ben her zaman diyorum ki size Pilot'un kalemlerini ya da Unibail'in veya Darfix'in, Darfix'in şu kalemde aynı şekilde. Ya da Pentel'in yine kırmızı çok hoş hafif 03'leri 05'leri de mevcut veya Rotring markada tercih edebilirsiniz. Bunları konuşmuştuk malzemeleri anlatırken. Elinizin hafif kayması. Geldim. Şimdi ben sağdan başlamak istiyorum. Gidiyorum. Tekrar ediyorum. Ne demiştim? Sade ve tek dişli yapraklarda sırttan çıkıyordum. Artık karşılıklı tek diş yapraklarda ve bundan sonraki çift diş, üç diş, beş diş diye giden tüm yapraklarda ben çizdiğim bu çizgi omurga olacak. Ve bu omurgadan arzu edersem sağ, arzu edersem sola dişler çizmeye başlayacağım. İlk dişimden başlayalım. Benim birinci çizgim neydi? Omurgayı çizmekti. Geldim ikinci çizgiye. Sağa doğru gitmek istiyorum. Kendisinin yarısı kadar geriye döndüm ama omurgaya asla değmedim. Yani ikiye döndüm. Küçük alanları temizlemek için farklı farklı birçok kalem silgi kullanabilirsiniz. Bu da şöyle göstereyim size. Tombow'un bir ince uçlu kalem silgisi. Şimdi gidiyoruz tekrar buraya. Şimdi ben arzu edersem bu dişlerde hep buradaki bütün dişleri bitiririm. Yani yaylarımı koydum. Kendinin yarısı kadar döndüm. Buradan çıkarken asla buradan değil. Buradan değil. Buradan arkadaşlar. Bakın. Sanki kolunun altından çıkıyormuş da onu dokunup seviyormuş gibi diğer diş tekrar yukarı çıktı ve kendisinin 1/2'si kadar geri döndü. Gördünüz mü? Kendisinin 1/2'si kadar geri döndü. Ben diğer dişi de aynı şekilde yukarı doğru gidip kendisinin 1/2'si kadar geri dönerek devam edebilirim. Yani şu an hep nereye doğru gidiyorum? Tüm sağ dişleri yapıyorum.
tüm sağ dişler. Ama ben arzu edersem bir sağ bir sol da yapabilirim. Yani sağ dişi çizdikten sonra buraya gelirim. Bakın. Okla hemen gösterelim bunu. 3 ve kendisinin yarısı kadar içeri dönerim. Şimdi tekrar buraya gelirim. Elimi takip ediyorsunuz. Tekrar içeri dönerim. Buradaki rakamsal şeyler ya da omurga yazısı kafanızı karıştırıyor olabilir. O yüzden ben burada temizini de hemen gösteriyor olacağım. Tekrar giderim. Tekrar edelim. Kafanızı karıştırmaması için de temiz bir alanda tekrar göstereceğim. Başlangıç noktam. Omurgamı çizdim arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi bizim buradaki asıl konumuz bugünkü dersimiz neydi? Karşılıklı tek dişti. Karşılıklı tek dişte mutlaka ama mutlaka şu yukarı doğru gidecek örnekleri gösterdim ya, bunlar artık 5, 6, 7, 8 diye yukarı doğru gidecek biliyorsunuz. O yüzden biz önce ilk kısmı oturtalım diyoruz. Ben birinci numaramdaki omurgamı çizdim, başlangıç noktamı çizdim, yayımı çizdim. Bakın şunu yapıyoruz, tamam mı? Ve sağa doğru gitmek istiyorum. Elimi takip edin. Gittim, 1 bölü 2'si kadar geri deldim. Yani 1'i gittim ve 2'ye döndüm. Şimdi ben tekrar solu çizeceğim. Çünkü karşılıklı iki dişten sonra ne olacakmış? Arzu edersem tüm sağı bitirip sola da geçebilecekmişim. Burada gösterdim. Ne dedim az önce? Biz karşılıklı iki dişten sonra sağdaki tüm dişleri bitirip solu da bitirebiliriz dedim. Biz şimdi ilk karşılıklı iki dişi bir oturtalım. Sağa geldim, biri çizdim, içeri döndüm. Tekrar yukarı doğru. Bakın V şeklinde açılıyor benim yaprağım. Sonra bu V, şöyle göstereyim. V, sonra bu D tatlı bir şekilde birbirleriyle ne yapacak? Kavuşacak. Geldim. Kendisinin 1 bölü 2'si kadar tekrar döndüm içeriye. Gördünüz mü? Tekrar burada küçük bir karnım ve bir göğüs kafesim olduğunu düşünüyorum. Tekrar işten çıkıyorum. Bir S. Ne demiştik? S. Bakın çizgiyi tekrar ediyorum burada. S. Şimdi tekrar sırtı kapatıyorum. Peki ama hocam öyle bir şey oldu ki burada işte ben bunu kapatamadım. Aralık kaldı. Bakın sizin için yaşayabileceğiniz sorunları aktarmaya çalışıyorum. Bu böyle kaldı. İşte birbirlerini o arada kavuşmadılar. İki uç birbirini öpmedi. Olabilir. Eliniz daha yeni alışıyor. Önce çizgi değerlerini oturtacağız. Nüanslı çizgi çalışmalarını. Her seferinde eliniz boş kaldıkça ne demiştim? Çizgi çalışmalarını oturtun. Kıymetli öğrencilerim. Bakın. Eliniz ne kadar rahatsa sonrasındaki motiflerdeki yaprak çizimlerine de aynı şekilde zaten oturacak. Şimdi ben olumsuz her şeyi bırakıyorum kafamdan. Olumsuz her şeyi kafamdan çıkardım. Diyorum ki evet hata yapabilirim ama ben bunu doğru bir şekilde öğreneceğim. O yüzden sabırlı olmam gerekiyor ve gayret edeceğim. Ortayı çizdim. Bunun adı neydi? Artık sırt olan çizgi burada. Adı omurga olmuştu. Değil mi? Adı omurga olmuştu. Tekrar edelim. Başlangıç noktamı koydum. Bir yay çizdim. Sağa doğru bir numaralı okla gösterdiğim çizgiye gittim. Kendisinin 1 bölü 2'si kadar geri geldim. Bakın hatırladınız mı? Şunu göstermiştim size tatlı bir yuvarlaklık diye. Şu baştaki tatlı bir yuvarlaklık. Daha sonra bu yaprak dişlerinde biz daha tombalak yapraklar göreceğiz. Burası daha bombeli yapraklar, kılıç uçlu yapraklar göreceğiz. Ama şu an istediğimiz şuradaki tatlı çıkışı ve dönüşü görmeniz. Yani tek bir diş ucu olarak göstereyim. Geldim. 1 bölü 2'si kadar döneceğim. Burada tatlı bir yuvarlak topum varmış da topun etrafından dönüyormuşum gibi döndüm. Gördünüz mü? Ben bunu en küçük yapraklarda da aynı mantıkla döneceğim. Aklınızda kalırsa
Nasıl görsel gördüğünüz bir şeyi daha zor unutursunuz ama duyduğunuz bir şeyi daha çabuk unutursunuz. O yüzden öğreneceğiniz tüm objelerde görsel bir nesneyle kendinizi hatırlatmak üzere bir tanımlamalı eğitim vermeye çalışıyorum. Yuvarlak topu hiç kimse unutmaz. Ya hoca söylemişti, bu omurgadan sonra sağa sola ben çıkabilirim her türlü. Karşılıklı tek dişte sağ sol çıktım ama işte 7 diş 5 diş çıkarken de bir tarafı bitirip bir tarafa gidebilirim. Ama demişti ki her bir dişin ucunda tatlı bir yuvarlak top var. Topun etrafını dönüyormuşum gibi döneceğim. İşte bu aklınızda kalır. Gerçekten betimlemeler aklınızda kalır. Geldim, devam ediyorum. Şimdi bu karşılıklı tek diş. Şurada ne demiştik? Hocam kapanmadı burası. Birbirleriyle kavuşmadılar. Tamam. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Ne yaparım? Ya ben bunu hemen çizgiyle göstereyim. Sırtı geriye alırım. Bakın buraya gelene kadar. Gördünüz mü? Şöyle. Böylece yaprağımı da ucunu ne yaptım? 2 milim kadar geri çektim. Kısalttım burayı. Peki ben bunun ucuna katlanan koymak istiyorum. İki noktadan, tek noktadan duruma göre. Önce 3'e bölün demiştim değil mi? 3. 3'te 1'i kadar bir mesafede, yani şuranın mesafesi kadar ben buraya iki noktadan koymak istiyorum. Bir katlanan koydum. Peki burada da yuvarlak top var mı? Evet, hepsinde var. Bakın bunlarda da var. Tatlı yuvarlak topların etrafından dönüyormuşum gibi. Şimdi tekrar edelim. Yukarıdan aşağı yapalım. Peki ben bu omurgayı ne kadar çizmeliyim? Mesafesi ne kadar olmalı? Eğer sen bu omurgayı küçük bir yaprakta sarlıyorsan bu kadarcık bir yaprak yapacaksın. Ve bunda bir karşılıklı dişli yaprak koyacaksın. Yaylarım çok net görünüyor. Bu arada arkadaşlar ilk 1-2 derste gerçekten hem karşıdan kameranın ayarlanması ayrı bir çekim bu. Hem el için ayarlanan kameranın çekimi ayrı bir çekim. Bayağı meşakkatli oldu. Daha önce web sitemin hazırlanmasında da şu an bu tüm çekimlerin yapılmasında da kıymetli eşimin çok maalesef emeği var. Onu da biraz yoruyorum. Ona çok çok teşekkür ediyorum sevgili Ümit Bey'e. Şimdi bu sefer artık derslerimiz gerçekten çok net oturuyor çekimlerde. Neden? Çünkü kameranın açısındaki bu netlik hepsi oturtuldu ve daha net inşallah görüyor olacaksınız. Bakın minicik minnacık bir yaprak yapıyorum. Bu minicik yaprakta dahi şeffaf çizgim görebiliyorsunuz. Geldim, ben sola doğru çıkmak istiyorum ya da sağa doğru çıkmak istiyorum. Bu benim elimde değil mi? Geldim, önce birinci buraya çıkacağım hocam. Tamam. 1/2'si kadar geri gittim. Oldu. Sonra ikinci olarak buraya gitmek istedim. Benim zaten omurgam 1'di. O zaman bu 2, bu 3 olacak. Geri geldim. Peki ne demiştim? Minicik bir karın ve minicik bir göğüs kafesi olduğunu unutmayalım. Ve bunun etrafından önce alt kısmı, yani balığın karnı gibi olan kısmı önce küçücük bir ne yapacaktık? S. Öğrendik bu hareketi. Şimdi tekrar sırt kısmını yapacağım. Burasının adı neydi? Sırt kısmı. Geldim, yavaş yavaş, hiç acele etmiyorum, sabırla. Ama ben bunu çizerken burada bazı işte çizgi değerlerinde oynamalar oldu. Kırıklık olabilir. Her türlü hatayı yaparak öğreneceğiz. Korkmadan, ne demiştik? Acele etmeyeceğiz. Sabırla ve hata yaparak bilgilerimizi mutlaka ama mutlaka sağlam oturtalım. Önce öğreniyoruz. Tasarım aşamasına geçtiğimizde hayal güçlerimizi konuşturacağız. Ama şu an teknik bilgiyi sağlam oturtmamız gerekiyor. Geldim. Bunun adı neydi arkadaşlar? Şu çizginin orada bir koyuluk veriyorum. Ne demiştik biz buna? Hatırlayalım. Nüans. Evet. Bu bir nüans. Yani diğer plastik sanatlardaki ismiyle neydi? Degrade. Açık, orta, koyu çizgi değerlerinin birbirleri içindeki geçişiydi. Yani açıktan ortaya, ortadan koyuya doğru gidişlerdi. Biz bu nüansı sonra fırçada öğrenmeye başladığımızda ne diyeceğiz? Tahrir. Tahrir çekmek.
fırça ile tahrir çekmek. Peki ben size tahrirdeki, yani fırçanızdaki nüansın az olduğunu söylediğimde tahrir, nüanslı tahrirlerinize biraz daha dikkat edin. Fırçanızdaki tahririnizin nüans değerleri daha az olmuş diye birlikte iki kelimeyi birleştirerek kullanacağım. Nüanslı tahrirler diyeceğim arkadaşlar. Bu da küçük bir bilgimiz olsun. İleride her bir bilgi diğer bir bilginin üstüne geldikçe oturacak. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi minicik bir yapraktı. Daha miniğini yapabilir miyim ben bunu? Tabii ki. Geldim minicik. Yay. Tekrar gittim. Açık orta koyu. Açık orta koyu. Minicik sırtımı çizdim. Şurada küçük karnım ve göğüs kafesim vardı. Hatırlarsanız. Ve sonra iki noktadan katlanını çizmiştim. Şimdi tekrar şuradan bakalım arkadaşlar. Bakın. Karşılıklı tek çizim, tek diş yaprak ve birinci teknik çizimle ikinci teknik çizimle gösteriyorum. Bir daha tekrar edelim. Başlangıç noktamı koydum. Şimdi hemen bunu bir tık yukarı kaydıracağım. Sizin de net görebilmeniz için. Evet. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi temiz kısımda tekrar bir kere daha tekrar ediyoruz. Başlangıç noktamı koydum. Açık orta koyu değerimi koydum. Ne demiştik artık buna? Sırt değil omurga olacak demiştik. Yayımı koydum. Sağa doğru ilk çizgimi gittim. 1 bölü 2'si kadar kendim geriye geldim. Tekrar sola doğru diğer çizgimi gittim. 1 bölü 2'si kadar geriye geldim. Gördünüz mü? Şimdi karnımı ve göğsümü düşünüyorum burada. Göğüs kafeslerimi tatlı bir yuvarlağın etrafından döner gibi küçük bir S. Bu hareketi unutmuyordum. Şuradaki sırtımı onunla ne yapıyordum? Birleştiriyordum. Peki şuradaki S'i kaldıralım. Bu neymiş arkadaşlar? Karşılıklı. Bu bir. Bu ikinci diş. Karşılıklı. Evet, tek diş. Yani her iki tarafta da hem sağ cephede hem sol cephede bir diş var. Peki burada ben iki noktadan katlanan yapacağım. Şimdi bilinçli olarak bir şey yaptım. Eminim herkes oradan ooo çok uzun oldu demiştir. Evet, çok uzun arkadaşlar. 1, 2, 3 yaprağı 3'e ayırıyorum. Üçlük alandaki kısmı kadar ben bir çıktı gidebilirim. Aynen. Ne yapıyorduk burada? Ve ucunda mutlaka bir yuvarlak top düşünüyordum. Tatlı yuvarlak topun etrafından dönüyordum. Şimdi oldu. Peki, şimdi biz bunda ne yapmıştık? Bu birinciydi. Şuradaki yuvarlakları kaldıralım. Hemen şuranın numaralarını koyalım. İkincisinde de nasıl oluyor onu söyleyeceğim. Bu uçta mı kırılıyor acaba ki? Yeni taktım ucunu. 2. Ne yapmıştık? İçeri doğru gittik. İçeri doğru gittik. 3. Peki burası neydi arkadaşlar? 4. İçeri doğru geldim. 5. Sonra karın bölgeme gitmiştim değil mi? Şu kısım 6. Sonra sırtı tamamladım. 7. Sonra katlanan uçtan bunu 8 gittim. İçeri döndüm. 9. Yani sağ diş, sol diş, karın, karın ve sırt yapmıştık. Peki şimdi farklı bir hemen aynısının farklı şekilde olanı yeniden koydum. Omurgamı güzel. Yayımı koydum. Şeffaf yayımı. Çok da güzel görünüyor orada. Tamam. Şimdi bu ilkti. Geldim. 2 hemen. Bakın gittim. İçeri döndüm. Biraz koyu çizeceğim size burayı. 2. Gördünüz mü? Peki. Şimdi tekrar buraya gittim ve döndüm. Yani böyle dönüşüm neydi? 3, 4, 5.
Peki. Ben bunda hocam sırtı önce yapmak istiyorum. Yani karnı değil. Tamam, yapalım. Sırtı yapalım. Altı gittik. Karnı sonra koymak istiyorum. Biraz iri yapıyorum görebilmeniz için. Olmaz mı? Olur. Yani siz önce karnı da çizebilirsiniz, sırtı da çizebilirsiniz. Şimdi bunu biraz zarifleştirelim. Olabildiğini hani iri gösteriyorum ilk etapta size. Geldim. Bitti karşılıklı çizimlerim. Ben sırtı çizmek istiyorum dediniz. Evet, gelin sırtı çizelim şimdi. Sonra karnımı ve göğsümü koydum. Sonra ucu. Ne yapacaktım? Üçte biri kadar parçasının katlanan kendi parçası kadar şöyle yapalım. Bir yine yuvarlak topun etrafından döndüğünü düşünün. Yani önce karnımı da sırtımı da çizerken kendim tercih edebilir miymişim? Evet, edebilirsiniz. Şimdi geldik hemen karşılıklı iki dişe. Net bir şekilde görünüyor. Güzel. Şimdi yanına doğru öğretirken gösteriyorum. Zaten bunları sonra birinci, ikinci sayfa diye muhtemelen Instagram'da paylaşacağım sizin için. Şimdi önce öğrenmeye çalışalım. Tamam mı? Önce öğrenelim. Başlangıç noktamı koydum. Omurgamı koydum. Değil mi? Bunun adı omurgaydı. Yaylarımı koydum. Karşılıklı ne öğreneceğim şimdi? İki dişi öğreneceğim. Yani buradaki birinci dişler karşılıklı. Sonra yukarıya gideceğim. İkinci bölümleri yapacağım. Evet, aynen öyle. Şimdi geldik. Tekrar sağa doğru gittim. Sağdan başlamak istedim. 1 bölü 2'si kadar döndüm. Ben karşılıklı iki dişte bunu biraz önce anlatmıştım. Hocam önce üst tarafa gitmek istiyorum. Tamam. Ne demiştik? Buradan çıkamam böyle. Böyle çıkamam. Kendi kolunun altından çıkıyormuş gibi. Kolunun altından çıkıyormuş gibi yaprak. Buradan yukarı doğru gittim ve kendinin 1 bölü 2'si kadar geldim. Önce sağ taraftaki sağ dişler. Çizmek istediniz diyelim. Tamam. Olur. Sonra sol dişler. Sonra sol dişler. Şurayı net görün. Okurken de net okuyun. El yazısı da kullandığım için. Sonra sol dişler dedim. Geldim, gittim. Geldim, gittim. Tamam. Şimdi ister sırttan ister karından. Bunu biraz önce konuşmuştuk. Peki ben sırttan gideceğim ya da karından gideceğim. Bakın ama burada çok önemli bir şeyi mutlaka burada öğrenelim arkadaşlar. Bunu ben öğrencilerime de söylüyorum. Omurgayı çizdiğinizde yapacağınız diş sayısını bilmiyorsanız omurgayı uzun çizdiniz. Mesela ben buna şu an 3 dişliyi öğrenseydik bir diş daha atardım. Neden? Çünkü omurga uzun, ileride. Bu biraz kaba görünüyor. Daha zarif, daha zarafet katmak için biz mümkün olduğu kadar omurgayı bakın aldık, orayı sildik. Dişlerin olduğu yerde bıraktık. Şimdi sırtını çizmek istiyorum hocam. Tamam, olur. Küçük bir karın ve göğüs. Ben bunu çizdim. Ama artık bu yaprakların ucunda iki dişliden sonra kılıç uçlularda, baba kafalı yapraklarda şey görmeye başlayacağız biz. Kalın gelecek bize bu kafalar. O yüzden çek karnını içeri demeyin. Şimdi bir bunu bu şekilde öğrenelim. Hemen burada iki noktadan katladım. Şimdi görüyorsunuz çok net. Bir de şimdi şöyle yapalım. Hemen yine karşılıklı iki dişli koydum. Başlangıç noktam. İki tane yayımı koydum. Sağ. Hocam ben buradaki gibi önce sağ sonra sol gitmeyeceğim. Bir sağ bir sol gideceğim. Tamam. Gittim. Kendisinin 1 bölü 2'si kadar geldim. Tekrar. Tatlı yuvarlaklı dişlerimi yaptım. Kolunun altından çıktım. Yukarı gittim. 1 bölü 2'si kadar. Asla omurgaya değmeden. Gördünüz mü? Geldim. Şimdi burada ben hocam sırtı koydum.
Bakın ne yaptım? Yine bir küçük hatam var orada. Unutmuyorum. Omurgayı eğer ben uzun çizmişsem yapacağım diş sayısını bilmiyorum. Mesela çizerken öyle bir sayıdan henüz haberim yok. Diyorum ki yerine göre, hoşluğuna göre, zarafetine göre oradaki kırılma, ileri doğru açılma bunlara karar vereceğim. O yüzden de omurgayı uzun çizdim. Ama o anda karar verdim ve dedim ki ben bu omurgayı iki dişte keseceğim. O zaman benim omurgamdaki bu fazlalığı sileceğim arkadaşlar. Şurayı sevgili öğrencilerim. Tamam. Şimdi burada küçük karın ve göğüs ekleyip de böyle yuvarlak yapacağımı diğer farklı bir türü de öğreniyoruz. Çekin karnınızı bakalım artık içeri diyeceğim size. Zarif bir şekilde. Gördünüz mü? Ve bunun bu ucunu mesela diyelim ki ilerkinlerde de göreceğiz. Ben tekrar buradan bir yaprak çıkalım diyeceğim. İşte bu oyunları oynamamız için bizim mutlaka 5. dişe kadar öğrenmemiz gerekiyor. Veya buradakini karşıya doğru yine bildiğimiz gibi bir iki dişli yapacağım. Bu konuda netiz. Şimdi bu bizim 3. sayfamızdı. Bakın gördünüz mü? Aşama aşama karşılıklı iki dişte size aşağı doğru, yukarı doğru, birbirleriyle aşağı yukarı bu 3. sayfamızda. Şimdi 3. sayfamızı kenara alıyoruz ve 4. sayfamıza geçiyoruz. 4. sayfamızda dediğim gibi bizim şimdi 4. sayfaya geçmeden önce arkadaşlar bugünkü dersimizde biz karşılıklı tek dişli yaprak ve karşılıklı iki dişli yapraktı. Nerede? 3. sayfamızda. Az önce söylemiştim bunu, değil mi? Bugün peş peşe vereceğim bunları. Yani bu 3. sayfa, 3. dersimiz, bu da 4. dersimiz olacak. Şimdi burada bitiriyoruz ve biraz sonra 4. dersimize başlıyoruz arkadaşlar.